üste hatta sonrasında bir büyük deprem daha oldu 6.4 büyüklüğünde artçılar da devam ediyor. Oradan yola çıkarak genel anlamda konuşacağız hangi noktadayız bugüne kadar ne yapıldı ne kadar hazırız değiliz tüm bunları konuşacağız sayın görürle siz Kahramanmaraş depremlerinden önce uyarı yaptınız defalarca uyarı yaptınız üstelik bu bölgede çok büyük bir deprem bekleniyor diye önlem alınması gerekiyor diye ama uyarılarınızın kulak arkası yapıldığını, hiçbir önlem alınmadığını ne yazık ki o iki büyük depremi üst üste yaşadıktan sonra ortaya çıkan tabloyla görmüş olduk. İstanbul için de defalarca uyarı yaptınız. Bugün şu anda her an olabilir deniyor çünkü. Olsa neyle karşılaşacağız biz? Ne kadar hazırız? Şimdi bu depremlerle ilgili uyarıyı yani sadece ben değil... Yer bilimcilerin çoğu yaptı. Biz 99 depremlerinden sonra Marmara Denizi'nde ilk araştırmaları başlattığımız zaman bu araştırmaların sonucunda İstanbul'da da uyarı yaptık. Ama İstanbul'da uyarı yapıp devleti ve milleti alarma geçmeye sevk etmek için uğraşırken Maraş'ı da hiç ihmal etmedik. Hı hı. Yani bize sorduklarında e, Marmara bölgesinin dışında, denizinin dışında başka nerelerde deprem bekliyorsunuz diye e, basından, televizyonlardan sorduklarında e, ilk başta söylediğimiz şey Maraş'tı. Hı. Özellikle Elazığ depreminden sonra da e, arkadaşlarım ve ben bu Maraş yöresinde büyük deprem beklenildiğini dikkatli olunması gerektiğini söyledik. Şimdi bu tablo gösteriyor ki bu yeterince yani bir hazırlık yapılmamış, yeterince ciddiye alınmamış. Bu ciddiye alınmamak sadece böyle merkezi yönetim hükümet tarafından değil. Yerel yönetimler tarafından yani valilik ve belediye ve maalesef üzülerek söylüyorum aynı şekilde halkımız tarafından da yeterince ciddiye alınmamış. Ee, e şimdi düşünün bir depremde en fazla etkilenecek olan halkın kendisidir. Biz yıllarca söylememize rağmen halk bu işi içselleştirmemiş. O gelecek depremde çok büyük hasar alabileceğini, insanlarını, çoluk çocuğunu kaybedeceğini yeterince düşünmemiş. Yani buna inanmamış bir anlamda. Yani duymuş olsa bile onu tam algılayamamış gerçek anlamıyla. Acaba şu da var mı? Yani e, hani evet böyle biliyorum olacak. Değil. Peki ben ne yapabilirim ki diye soru paniği. Şimdi onu da sorabilirler ve doğru da bir soru olabilir. Zaten bir kişinin bir şey yapması gerekmiyor. Ama diyelim ki halk eğer bilim insanlarının ağzından çıkana önem verselerdi, bizim yıllardır uyarlarımızı ciddiye alsalardı, en azından bulundukları illerde demokratik anlamda. E, kendini yönetenlerden, yerel veya merkezi hükümetten talepleri olurdu, yani istekleri olurdu. Derlerdi ki, biz depremde ölmek istemiyoruz. E, deprem bizim kaderimiz olamaz. Bak bilim adamları buraya büyük depremlerin geleceğini söylüyorlar. Biz çoluk çocuğumuzu depremde kaybetmek istemiyoruz. Gereken önlemleri alın diye. Söylemlerde bulunurlardı. Hmm. Çünkü bir sürü e, yerel seçimler geçti, e, merkezi seçimler geçti, çok sayıda siyasetçi oraları ziyaret etti. Yani ben gördüm yani sosyal ve siyasi aktivitelerin yoğun olduğu bir bölge. E yani halk eğer ciddi olarak bunu talep etmiş olsaydı, Diyelim ki valiliklerin, belediyelerin önünde tekrar ediyorum, demokratik anlamda yani sorumlulukla pankartlarını kaldırıp depreme kentimi hazırlayınız, depreme lütfen hazırlayınız, ölmek istemiyoruz gibi nümayişlerde veya da yürüyüşlerde e, bulunsalardı veya sivil toplum örgütleriyle yani diyelim ki eyeteller gibi. Evet, ben de Değil tam O, o örneği bölgede, verecektim. o bölgede bir farkındalık olurdu. Yani bu halkta da bu yok. Halk bana dokun dokunmaz, veya bana bir şey olmaz rahatlığı içinde. E, halkın talebi ve baskısı olmadığı için yerel yönetimler de zaten o rahatlığı almışlar. Yani halkın istemediği bir şeyi yerel yönetimler onlar 4 sene, 5 sene iktidar süresi biçiyorlar kendilerine. O rahatlık içinde onu yapmamışlardır. Bu anlaşılıyor. Yani başka da ben yani buna bir şey diyemiyorum. Evet, yani... o depremler büyüktü. Tamam. Hı hı. Ama o depremler büyüktü de böyle oldu da değil yani. Bu o depremler biraz daha küçük olsaydı aynı tabloyla karşılaşırız Japonya'da da <laughs> çok büyük depremler oluyor. böyle bir tablo ortaya çıkmazdı. Evet, evet. Zaman. Yani, Demek ki olabiliyormuş. E, tabii yani Endonezya'da olsun Japonya'da olsun 9 büyüklüğünde, 9.2 büyüklüğünde. 6 dakika sürdü. 2002'den 2010'a kadar böyle büyük depremler oldu. 8-9 büyüklüğünde depremler. Böyle bir tablo yok yani. E, bu noktada evet bunun altını çizmek gerekiyor. Hani ben ne yapabilirim ki yetkililerin yapması gereken şeyler değil bu. E, EYT'ler güzel bir örnektir. Hatta yani asla izin verilmeyecek, çıkarmayacağım dendiği halde EYT'lilerin o baskısıyla çıktı. Ee, bunun biraz da nedeni halkta, e, şimdi periyodi, depremlerin periyotları var bildiğim kadarıyla işte 200 yılda bir, 250 yılda bir o büyük periyotlar. Ee, 10 yıl içinde olabilir deniyor, 20 yıl içinde olabilir deniyor. O periyoda baktığımızda bu 10 yıl aslında çok kısa bir zaman dilimi geneğine baktığımızda. Ama e, vatandaş daha 20 yıl var. Daha 10 yıl var. Bu süreler de biraz rehavete yol açıyor olabilir mi? Yani günlük ihtiyaçlarını düşünerek bunu biraz öteliyor olabilir mi? Şimdi bakın hiç kendimizi aldatmayalım. Yani millet, millet bu ülkenin sahibidir. Yani ben başka ülkenin sahibi olarak bir güç göremiyorum. Yani ne iktidarlar ne siyasi partiler ne de yerel yöneticilerdir. Ülkenin sahibi halkın kendisidir. Şimdi halk 3 e, senede 5 senede bir şey olmayacak rehavetini eğer gösterirse bu halkın bu konuyu bilmediğinden e, bir anlamda yani gerçek anlamıyla kavrayamadığından olur. Çünkü 3 sene içinde ölecek olan da bizim insanlarımız. Hı hı. 50 sene sonra ölecek olan da bizim insanlarımız. Yani ben Türk milletinin, Türk halkının 20 senede bir şey olmayacak. Oh haydi bakalım. Bildiğimiz gibi davranalım deyip de 20 sene sonra ölecek insanları umursamayacak bir yapı görmüyorum. Benim milletim öyle bir millet olamaz. Bizim insanımız, bizim neslimiz, bizim çocuklarımız yaşayacak. Hı hı. Yani 50 sene sonra bu depreme maruz kalacak olan insanlar bizim neslimiz değil mi? Bu ülkenin insanları değil mi? Böyle bir anlayış olamaz. Ama halk bunu yeterince planlayamayabilir veya hani kendi bizzat gerekli önlemleri almayacağı için, alamayacağı için. Ee, o konuda biraz e, yani diyelim çekingen olabilir ama halkın yapacağı en önemli şey talep, talep, talep. Hmm. Yani hükümetlerin, yerel yönetimlerin hani sırtında boza pişirir derler ya hmm. onu asla göz ardı etmemeli ve özellikle siyasi iradeyi, yerel yönetimleri özellikle demokrasinin kendine verdiği gücü, seçme gücünü, iradesini kullanmalı ve bu konuda yeterince gerekli çabayı göstermeyen, o kararlılıkta bulunmayan, o işi ciddiye almayan siyaseti, siyasi teşekkülü, iktidarı, muhalefeti ne dersen de tamamen o platformdan silmeli. Yani ona taviz vermemeli. Şimdi her ülke halkının belli karakterleri vardır. Yani Alman milletinin kendine özgü karakteri vardır. Rus milletinin, kendini özgü Türk milletinin kendine özgü. Şimdi böyle bir deprem ülkesinin insanları olarak bu ülkeye sahip olarak başka bir ülkemiz olmadığına göre Türk milletinin geliştireceği bir özellik vardır asla asla depremi ihmal etmeme kararlılığı. Ve bunu siyasete öğretmelidir. Nasıl öğretmeli biliyor musun? Her seferinde sandığa gömmek suretiyle. Hı -hı. Bundan af asla taviz vermemek suretiyle. Ama bu duruma gelmesi için halkın önce itilmesi bu kararlığa gelmesi lazım. Bizim halkı deprem bilinçli deprem kültürlü hale gelmemiz burada da zaten. size ve bizlere bu hepimize görev, görev düşüyor. düşüyor aydınlara depremcilere inşaatçılara mimarlara yerel yönetimlere aydın Çağdaş siyasi partilere herkese görev düşüyor bunu yapmalıyız Bunu niye yapmalıyız biliyor musun Bunu yapmadığımız zaman yani sadece geri kalma ekmek bulamama o bu değil. Yahu yaşam hakkımız yok. Ölüyoruz, ölüyoruz. Bunu yapmadığımız zaman bu ülkeyi geleceğe taşıyamayız. Biz bunu yapmadığımız takdirde Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini ilelebet biz muhafaza edemeyiz. Hı hı. Gerçek beka sorunu bu ya. Bugün bizim siyasiler bir takım beka sorunları diyor. Bu var olma, var olma nedenimiz. Bu gerçek beka sorunu bu. Biz bugün eğer bir depremde 50 binden fazla insanı verirsek yarın bu katlanarak gidecektir. Katlanarak. Neden biliyor musun? Çünkü bina yoğunluğunu artırıyoruz, nüfus evet. yoğunluğunu artırıyoruz, bilinçlendirmeyi de azaltıyoruz. Onun için büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Vallahi birden fazla yere açılabilir sorularım şu anda birçok başlık var ama ne yazık ki bir de üstü.